Herkese selamlar dostlar. 23 ve 24 Kasım iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 23 Kasım'dan 5 mücadele, 24 Kasım'dan da 6 tane mücadele aldım. Videonun sonunda da bir adet kombin önerisi yaptım. Değerlendirecekler şimdiden bol şanslar. Öncelikle derbi skor tahminini doğru yapan arkadaşımızın adı şöyle ekrandan da açayım ben. Ekranda gördüğünüz üzere M2 Damlayan Kan isimli YouTube kanalının sahibi. Instagram'dan ulaşırsa katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim hem yüksek oran grubuna hem de ana telegram grubumuza dahil edelim. Instagram'ın ee, Instagram'dan ulaşması benim için yeterli olacaktır. İsterseniz uzatmadan direkt maçlara geçelim. İlk mücadelemiz Villarreal mücadelesi. Villarreal mücadelesiyle başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam videonun 3, artı 300 seviyesinde like atmanızdır. Başka herhangi bir isteğimiz yok. Like'larınız bizim için önemli. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Şimdiden değerlendireceklere bol şanslar. Villarreal United mücadelesiyle başlayalım. United takımında bildiğiniz üzere bir teknik direktör değişikliği oldu. Watford mücadelesinde ben demiştim zaten sizlere. Bu United'ın teknik direktörünün değişme maçı olabilir şeklinde. Yani United kazanamayabilir şekilde sizlere bir önermiştim. KG haber olarak değerlendirmiştik. Geldi başarılı oldu. Villarreal burada United'a karşı ne yapar? Villarreal arkadaşlar kendi evinde. Villarreal normal baktığımız zaman da takım savunmasını çok iyi yapan takım. Fakat kendi evinde burada çok da savunma yapacağını düşünmüyorum ben. United'da açıkçası ya sürekli kalesinde her kimle oynarsa oynasın United kalesine pozisyonlar veriyor. Varan'ın, Cavani'nin sakatlığı ve Shaw'un da aynı şekilde sakatlığı var bu mücadelede. Pogba da muhtemelen olmayacak. Ev sahibinde Moreno'nun ki takımın bence en önemli ismi Gerard Moreno'nun burada sakatlığı var. O oynamayacak. Onun bir uzun bir süredir sakatlığı var. O yok. Fakat ben her iki takımın da karşılıklı her iki takımın da burada karşılıklı olarak pozisyonlara girmesini bekliyorum. Burada ilk iki takımın atacağı bir golü değerlendirdim. KG varın oranı 1.48 gibi oran açmışlar. United takımı ileride biraz daha burada başrol olarak Ronaldo çıkacaktır mutlaka. Villarreal e takımında da aynı şekilde baktığımız zaman da ileri attığında Dia olabilir diye düşünüyorum ben. Burada ilk iki takımın atacağı golü değerlendirirsek idealden değerlendirmiş oluruz. Bol şanslar. Diğer bir mücadele Barcelona-Benfica mücadelesi. Bu maça baktığımız zaman da Chavi'nin buradaki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesi Espanyola karşı oynadı. Maç sonu 1-4.5 şekilde yapmıştık. Kazandık. Burada e, Benfica'ya karşı nasıl oynayacak? O önemli. Öncelikle Barcelona burada kaybetmek istemeyecektir. Çünkü ikinci sıradaki yerini vermek istemeyecektir burada Barcelona takımı. O yüzden burada kazanırsa ne hala Benfica ile puan farkını açar ve diğer maçlara rahat bir şekilde ilerler. Zaten bundan sonra tek bir mücadelesi kalıyor. Barcelona'ya baktığımız zaman da Benfica karşında şöyle hatta şu Barcelona'nın diğer maçını da göstereyim sizlere. Barcelona'nın son maçı burada Bayern Münih deplasmanı. Yani burada kısaca şunu söylemek gerekir. Benfica burada berabere bile kalsa Barcelona'nın önüne geçme şansı var. Barcelona'nın burada eğer gruptan rahat bir şekilde çıkmak istiyorsa galip gelmek durumunda zorunda. Xavi'nin takıma getirdiği bazı net kurallar var. Oyuncular takip edilecek şekilde bunlardan bahsetmiştim sizlere. Burada aynı şekilde Barcelona kazansa bile ben çok fazla gol beklemiyorum. Hatta onu da önereceğim sizlere. 3.5 altında biri yüksek orandan önermek istiyorum. Fakat biraz daha yüksek. iki tane zaten yapacağım. İkisi de yüksek oran tercihi. Bakın öncelikli olarak burada 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Maçın ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. 1.88 gibi orandan. Skor beklentimde 2-0 veya 2-1'lik bir skor. Hatta şöyle de göstereyim. Maç sonu 1 ve 3.5 altında 2 2.17 gibi oranı var. Barcelona gruptan rahat bir şekilde çıkmak istiyorsa Xavi ile burada ki kazanması çok fazla kolay olmayacaktır Benfica takımına karşı. Benfica takımı da oturaklı bir takım. Nerede, ne zaman, nasıl oynayacağını iyi bilen takım. Fakat Barcelona zorunda olsa bile Olası bir sürprizden kaçmak istiyorsanız burada 2-3 gol tercihine sığınabilirsiniz. Onun da oranı 1.88. Zaten yüksek oranlarla burada 3.5 altında 1 yaparsanız 2-1 veya 2-0'lık skorlarla ben burada Barcelona takımının galip gelmesini bekliyorum. Değerlendireceklere şimdiden bol şanslar. Young Boys Atalanta mücadelesi. Bu arada videonun sonunda bir de e, skor önerisi yapacağım. Yüksek orandan sistem kuponu değerlendirecekleri ayrıca bol şanslar. Şimdi Young Boys Atalanta mücadelesi Buna baktığımız zaman da Atalanta'nın son mücadelesini izledim Spezia'ya karşı. İlk golü yedi hatta ilk golde biraz karambole geldi. Adamın önünde kaldı. Vurdu, kalecinin bacak arasından girdi. Savunma savunma oyuncusu da müdahale edemedi. Yanından geçti gitti. Ve o maçı zaten 5 kimine kazandı. Atalanta takım istediği zaman gerçekten rakip kalede çok fazla pozisyonlara girebiliyor. Young Boys takımıyla oynayacak tempolu bir mücadele olacaktır. Atalanta buradan atacağı iki golü değerlendirdim ben. Atalanta burada e, Villarreal ve United oynarken kazanaraktan da ikisinden biri kaybetse bile ikinciliğe yerleşmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı Atalanta'nın burada atacağı iki golü değerlendirmek benim için en ideal olacaktır. Şunu da belirteyim. Young Boys takımı defans yapan bir takım değil. Zaten bu karakterinde yok. Takımın kimyasında defans kimliği yani o kadar yok. Ağırlıklı olarak 3. bölgesi ve 2. bölge takımı. Young Boys takımı da mutlaka pozisyonlara girecektir. Üste de gidebilirdi fakat ben Atalanta'nın atacağı 2 golü değerlendireceğim. Onun da oranı 1.49 gibi oranı var. Bunun da oranı idealdir. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde yapabilir. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da şöyle bir öneri yapabilirim sizlere. 2.5 üstünde 2 yaparsanız onun da oranı tam 2.0 gibi 2.01 gibi bir oranı var. Yüksek orandan isteyenler Atalanta mücadelesine 2.5 üstünde 2 şekilde değerlendirme yapabilirler. Sevilla mücadelesi. Wolfsburg mücadelesi. Wolfsburg'a bildiğiniz üzere yeni bir teknik adam gelmişti. Kuiftet isimli teknik adam. Ligde en son berabere kaldı Billy karşı. Burada Sevilla ile karşı oynayacak. Benim için burada önemli olan Sevilla takımının gruptaki yeri kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Gruptaki ilk mücadelesi deplasmanda berabere bitmişti. Bence Sevilla takımı burada takıma Wolfsburg takımına karşı ilk yarıdan bir baskı kuracaktır diye düşünüyorum İspanya'da. Şimdi bazıları var mesela diyor ben forumdaki diğer arkadaşların da yorumuna baktım. Sevilla gitsin önce Alaves yensin diyor mesela böyle bir yorum var. Şimdi çok farklı maçlar olduğu için o maçın konsantrasyonuyla bu maçın konsantrasyonu tamamen farklı. Sevilla burada galip gelmek için elinden geleni yapacaktır. Galip gelir mi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Sevilla takımı Wolfsburg kalesinden pozisyonlarla başlayabilir. Çünkü rakip kaleyi ilk de yarılardan ablukaya alıp öne geçmek isteyecekler isteyecektir diye düşünüyorum. Wolfsburg takımı da ilk yarılarda özellikle rakibi tartmak adına biraz da kontrol oyunu oynar diye düşünüyorum. Ben burada ilk golü Sevilla takımının atmasını bekliyorum. Burada değerlendirme yapmak isteyenler ilk gol Sevilla olarak değerlendirme yapabilirler. Hepinize bol şanslar. İlk gol Sevilla takımından bekliyorum ben. Chelsea Juventus takımı. Geçenlerde bahsetmiştim yine bahsedeyim kısaca sizden. Bazı takımlar var sistem takımı. Bu sistem takımları kolay kolay kimseye kaybetmez arkadaşlar. Mesela o sistem takımlardan bir tanesi de Sevilla arkadaşlar. Bu, Sevilla diyorum Chelsea. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Bayern Münih. Bunlar belli bir sisteme göre oynuyor ve bu sistemin zirvesindeki takımlar. Chelsea de o sistem, o sistem takımlarından bir tanesi. Juventus'a karşı oynayacaklar. Grupta liderlik için oynarlar mı diye baktığımız zaman zaten 1-2 çıkıyor. Ama liderlik için burada oynayacaktır diye düşünüyorum. Burada Juventus'a karşı galip gelebilir diye düşünüyorum Chelsea takımının. Baktığımız zaman da Lukaku bu maçta şüpheli, Havertz şüpheli, Werner bu mücadelede oynayabilir. Öyle gösteriyor ideal 11'de. İdeal 11'de zaten direkt 11'i e yazmışlar Werner'i. Ben burada Chelsea tarafındayım. Fakat değerlendirirken nasıl bir değerlendirme yapalım? Bir 46'dan değil de 4,5 altında bir yaparsanız 1.58 gibi orandan değerlendirme yapabiliriz. Çünkü çok fazla gol beklediğim bir mücadele de değil. Ondan dolayı burada sizlere 1.58 gibi orandan 4,5 altında bir Chelsea galibiyeti bekliyorum. Juventus'un ŞL maçlarına veya lig maçlarına baktığımız zaman da özellikle Juventus'un bir tane maçından bahsedeceğim size. O maçın özetini izleyin. Hayran kalırsınız Juventus takımına. Zenit mücadelesini izlediğiniz zaman da bu maçta Chelsea ve Dybala'nın oynadığı futbola bakın. Gerçekten muazzam bir futbol sergiledi ve çok güzel bir mücadele seyretti bizlere. Biz de canlıdan ev 2 üstü bile değerlendirmiştik orada. Gerçekten güzel bir oyunu vardı. Fakat ben burada ilk maçta zaten Juventus'ta galip geldi 1-0 gibi. Hem rövanş anlamında hem de zaten kendi evinde Chelsea sistem oyunu oynataraktan da Burada Juventus zaten defans yapacaktır. Ben 1-0-2-0 bandına Chelsea takımının kazanmasını bekliyorum. Eğer bir yüksek oran istiyorsanız şöyle bir yüksek oran daha yapabilirsiniz. 3.5 altını da yapabilirsiniz açıkçası. 3.5 altında birinin orana baktığımız zaman da 1.87 gibi oranı var. Bunu da değerlendirme yaparsanız bol şanslar diyelim. Geçiyorum bu mücadeleyi. 24'üne geçiyorum. Videonun sonunda zaten bir ideal kombinem. Bir de arkadaşlar yüksek orandan bir kombine önerisi yapacağız. Yani skor tercihi yapacağız. Hepinize bol şanslar. Şimdi ilk mücadelemiz Ajax'la Beşiktaş mücadelesi. Ajax-Beşiktaş mücadelesinde ise ben ya bu maç hakkında şöyle Beşiktaş'tan bahsedeyim. Hafta içinde Divan Kurultan geldi konuşmaya. Konuşmada hatta tam beklemedi. Konuşmasını yaptı. Şöyle cümleler kullandı. Tek bir şey var. Hepimiz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş için elimizden geleni yaparız falan fistan. Toplantıyı devamında katılmadı. Direkt konuşmadan sonra kaçtı. Hatta Divan Kurulları üyelerinden de şöyle tepki geldi. Nereye gidiyorsun başkan? Gel buraya kaçma. Kaçmak yok öyle şekilde tepkiler vardı. Böyle görüntüler ortaya çıktı açıkçası yani Beşiktaş'ın içi sıkıntılı. Sergen Yalçın da son maçta ne dediği bir röportajda. Ben bu oyunu kendi sorumluluğunu almıyorum. Futbolcuların tamamen kendi isteksizliği dedi. Ya yani Beşiktaş'ın burada bir umudu var mı? Umudu da yok. Ben kombinemi aldım bunu. Ana kombinemi aldım. Direkt Ajax'ın galibiyetini önerdim. Garanti olsun anlamında. Çünkü Ajax burada galip gelecektir. Yedek bile çıksa galip gelecektir. Burada Ajax galibiyetini zaten direkt yapıştırabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir yüksek oranı yapabilirsiniz. Deplasman iki yarıyı da kazanının oranı 2.75 gibi bir oranı var. Eğer yüksek oranlar istiyorsanız da bu yönden bence çok çok iyi bir oran. 2.75 gibi orandan Ajax'ın hem ilk yarı galibiyetini hem de ikinci yarıdan baktığımız zaman da ikinci yarıda galip gelir şekilde 2.75 gibi yüksek orandan değerlendirme yapabilirsiniz diyerekten de geçiyorum bu mücadeleyi. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Kulüp Buruj Leipzig mücadelesi. Burada Leipzig'i favori göstermişler. Fakat benim yararlandığım bir sitede Kulüp Brugge galip geliyor. Yani skorunu da söyleyeyim. 2-0 mı, 2-1 mi ne yazmışlar skora? 2-0'lık bir Kulüp Brugge galibiyeti yazmışlar. Yani çünkü baktığımız zaman da deplasmanda eksik çok fazla var. E, ev sahibinde tam kadro arkadaşlar. Özellikle Yusuf Polsen'in sakatlanma işi çok çok önemli. Hücum hattında Leipzig'i son zamanlarda Yus Polsen sırtlıyordu açıkçası. Üçüncü bölgeyi yönlendiren adam Polsen de sakatlandı. Son maçta zaten Hoffenheim'e karşı gol bile atamadı. 2-0 mağlup oldu. Değerlendirme altına almamıştık. Ama yani yine de sürpriz sonuç. Ben burada yine de Leipzig'in gol bulmasını bekliyorum. Kulüp burcunun zaten kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim. Yani gollü maç geçebilir. Fakat bir de şunu söylemek istiyorum. İdealden yani idealden bir KG varı alabilirsiniz. 1.40 gibi oran açmışlar zaten. KG varına çok fazla oran açmamışlar. Onun dışında maçın temposu üst düzey olacağı için ben aynı şekilde kornerde bekliyorum bu mücadelede. İsteyen 8.5 üst, isteyen 9.5 üst fark etmez. Hangisinden oranın yeterli buluyorsanız aynı şekilde korner maçı olarak da görüyorum bu mücadeleyi. Değerlendirmek isteyenler o yönde de bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Manchester City ile Paris mücadelesi. Sizlere bahsettim zaten. Az önce bahsettim Chelsea mücadelesinde. Sistem takımı büyüktür. Al. Hepsi. Yani hiç fark etmez. Sistem oyununu çok iyi oynuyor. Oran acayip düşüyor bakın. Oran düşmeden değerlendirin. 1.49 oranı vardı. 1.44'e düşmüş oran. Ben kombine yaptım. Kombineyi de düşük orandan yaptım sizlere sunulabileceğim. Çünkü oran ciddi anlamda düşüyor. Manchester City tek bir kelime söylüyorum. Bu mücadeleyi kazanır. Karşıda Messi, Neymar, Mbappe olsun. Fark etmez. Sistem takımı bakın. O sistemi de kendi evinde deplasmanda çok iyi sergiliyor. Bakın size şunu göstereyim sadece. İlk maç ne oldu? 2-0 Paris galip geldi. Doğru mu? Doğru. İstatistiklere bakalım. Kaçan net pozisyon 3. Direkten dönen 2. 18 tane kalesinde şut vurmuş. Yani bakın. Galip gelir. Ben galip geleceğini düşünüyorum. Messi, Mbappe, Neymar fayda etmez. Çünkü bu takım sistem takımı. Bakın. Aklınıza yerleştirin. Sistem takımları büyüktür al. Daha da diyecek sözüm yok. Direkt sti galibiyetini sizlere öneriyorum. Kendi evine galip gelecektir. Yüksek orandan ne yapabiliriz diyerekten şunu da belirteyim. 2.26 gibi orandan City burada handikap atabilir. Yazın bunu. Veya şöyle de yapabilir. 1 ve 2.5 üstü de olabilir aslında da. Handikapı alalım. 2'nin üzerine çıkalım burada. 2.26 orandan City'nin de handikabı değerlendirilebilir. Atletico Madrid ile Milan mücadelesi. Normalde bu maçı kesinlikle almam. Bu maçı neden almam? Atletico Madrid'i ben bültenimi almam. Fakat Milan'dan dolayı alıyorum. Burada Atletico Madrid ne kadar favori gösterilse de ben Milan'ın rakip kalede oldukça net pozisyonlara girebildiğini biliyorum. Atletico Madrid'de geçen sezon ki o önceki Atletico Madrid kimliğinden çıkmış durumda. Maçları genellikle golle geçiyor. Hem İspanya'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Keza yine golli bir mücadele izleyebiliriz diyerekten de. Ben burada her iki takımın atacağı golü değerlendirdim. Oran 1.70 oranı var zaten. Kombinemi almadım fakat gelmesi muhtemeldir bu mücadelenin. Yine KG var olarak değerlendirebilirsiniz. Onun dışında 2-3 gol bandında da geçmesini bekliyorum. 1-1 gibi kazanırsa belki Atletico Madrid 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Gruptaki aşamalara baktığımız zaman da Atletico Madrid ve Milan'ın zaten kazanması durumunda olduğunu da belirtelim. KG var aldım. Güzel bir maç olur. Tempolu bir mücadele olur diye düşünüyorum. Liverpool-Porto mücadelesi. Mücadeleye baktığımız zaman da Liverpool zaten kendi evinde burada malum yani şöyle söyleyeyim. Kimle oynarsa oynasın Liverpool'a burada bir 1.68 gibi oran açılmaz. Neden açmışlar? Ondan baktığımız zaman da Porto'nun burada kazanma ihtiyacı var. Baktığımız zaman arkada Atletico ile Milan geliyor. İkinci olarak devam ediyor takım. Kazanması lazım. Kazanır mı? Porto yani belki gol bile atamaz. Ya bir atarsa bir tane, 2 gol hatta deplasman 1.5 üst açmışlar. Şaka yapıyorsunuz. Ben beklemiyordum açılmasını. Şöyle göstereyim. İdeal bir tercih sunayım sizlere o zaman. Bakın bunu da videoda yeni keşfettim. Ben burada deplasman 1.5 altını Porto'nun 2 gol atmasını beklemiyorum. Belki bir gol atar. Porto burada 2 gol atmaz. İdealden 1.33'ten bunu değerlendirme altına alabilirsiniz. Porto'nun bu maçta 2 gol atmasını beklemiyorum. Fakat benim asıl beklentim burada Liverpool takımının kazanması yönündeydi. 4.5 altında kazanır yaptı, yaparsanız 1.96 oranından alırsın, almış olursunuz. Ben 2-0 veya 2-1 gibi bir skorla Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. 1.90 altında da 1.96 orandan da 4.5 altında biri sizlere öneriyorum. İdealden isteyenler deplasman 1.5 altına da gidebilirler oran yeterli buluyorsa. Sporting Lisbon'la Borussia Dortmund mücadelesi yine güzel bir oran vereceğim sizlere. Gayet güzel bir oran. Şimdi Sporting Lisbon size şunu söyleyeyim. Bu maçı alırsa şaşırmayın arkadaşlar. Bakın. Sporting Lisbon bu maçı alırsa şaşırmayın. Onu belirtiyorum. Ben de Lisbon tarafından bir tercih vereceğim. Lisbon takımı gerçekten oturaklı bir takım. İlk mücadeleye baktığımız zaman da 1-0 mağlup oldu. Lisbon deplasmanda. Deplasmanda bu işte Dortmund'a karşı. Açıkçası kolay bir galibiyet alamadı Dortmund takımı. Zaten burada dediğim gibi Lisbon tarafı galip gelebilir. Ben şöyle bir öneri yapacağım. İlk golü Lisbon takımı atacaktı diye düşünüyorum. 1.83'te bunun oranı var. Değerlendirmek isteyenlere Lisbon'un buradaki ilk golünü değerlendirme altına alabilirler. Onun dışında yüksek oran isteyenler de Lisbon galip gelirse şaşırmayın. Hatta şöyle de bir öneri yapayım. Daha da arşı çıkartalım. 3.25 gibi orandan 3.5 altında bir yaparsanız Lisbon'un da buradan sürprizini değerlendirmiş olursunuz. 3.25 gibi orandan da Lisbon'un 3.5 altında kazanılığını skor olarak da x0'lık bir skorunu da bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de kombin önerisine geçeyim. Sizlerden ricam arkadaşlar videoya like atmanızdır. Rica ediyorum like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diyerekten de ekrana kombin önerisi gelsin arkadaşlar. İdeal kombine baktığımız zaman da gelmesini beklediğim bir kombin arkadaşlar bu. Manchester City'nin Paris karşısında galip gelmesini bekliyorum. Aynı şekilde Ajax'ın da galip gelmesini bekliyorum. Değerlendirme altına almak isteyenler burada sizlere tek ko ideal kombini yapacağım. Yani bu kombinin ben bir sıkıntı olmazsa açıkçası gelmesini bekliyorum. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar bu kombini. Bu benim ideal kombinimdir. Gelmesini beklediğim ihtimal halindeki en yüksek kombindir. Diğer kombine baktığımız zaman da burada 1478 oran olarak yazıyor. 16 lira 3 4 5 sistem arkadaşlar. Zaten 5 mücadelemiz var. 3 tanesi gelse bile en azından kupon paramızı alalım şekilde değerlendirdim. Hepsinin oranı yüksek. Ben Barcelona maçının 2-1 skorla bitmesini bekliyorum. Chelsea mücadelesinin de Chelsea'nin tek farkla kazanmasını bekliyorum. Skor beklentim 1-0 belki 2-1. Ajax mücadelesinde ben Ajax'ın her iki yarıyı da kazanmasını bekliyorum. Öyle bir değerlendirme yaptım. 2.75 gibi orandan Manchester City mücadelesinde City'nin handikaplı kazanmasını bekliyorum. Lisbon mücadelesinde de bahsettim. Lisbon'un kazanmasını ve 3.5 altında kazanmasını bekliyorum. Yüksek orandan da böyle bir deneme ne yaptım? 16 lira atarsanız 1478 lira gibi bir, bir miktar verir. Böyle bir kombin yaptım. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.